Evet arkadaşlar, şimdi de ikinci çözümde problemi ele alalım. İlk çözümde arkadaşlar for döngüsünü kullanarak çözüm getirmiştik. İkinci çözümde ise while döngüsüyle aynı problemi çözüm getirmeye çalışalım. Şimdi burada benim niyetimi sizlere bahsetmek istiyorum. Genellikle algoritmayı yeni öğrenen arkadaşlar ya da algoritmada eksiği olduğunu düşünen arkadaşlar bir çözümü sadece bir çözümden ibaret olduğunu, bir problemi bir çözümü olduğunu düşünmektedirler. Halbuki bu işte böyle değildir arkadaşlar. Genel geçer çözümler ayrıdır ama bir problemi çözüm getirebilmek için sizin tecrübeniz, misyonunuz, bilgi birikiminiz, algoritma yeteneğiniz, gerçek yetenekleriniz hepsi süreçte bir faktördür ve bunları harmanladığımız zaman arkadaşlar sınırsız adet algoritma çözüm getirebilirsiniz. Şimdi ben buradaki amacım dediğim gibi bu problemi ilk başta bir çözüm getirdik ama bir farklı açıyla nasıl bir daha çözüm getirebileceğimizi inceleyeceğiz. Ve bu şekilde sizlere daha esnek düşünebilme, daha farklı açıyla bakabilme yeteneği kazandırmak niyetiyle derslerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi çözüm 2'de while döngüsünü kullanarak ilgili probleme çözüm getirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, bize tekrardan birden 10'a kadar olan sayıların küplerini alacağız ama birden 10'a kadar olan sayıları getirecek bir döngü lazım. Bunu neyle yapacağız? While döngüsüyle yapacağız. While döngüsünü yazıyorum bu şekilde ve bu şekilde bırakırsak arkadaşlar sonsuz bir döngüye girecektir. Dolayısıyla bir dursun. Şuraya int diyorum, sayaç diyorum arkadaşlar. Bu sayacı birden başlatıyorum. Şimdi bu sayaç bizim for döngüsündeki başlangıç değeri olan i değişkeniyle aynı görevi görecek. Biz bunu her while döndüğünde içeride bir yerde birer birer arttırıp gerekli işlemlerimizi bunun üzerinde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla süreçteki toplam sonucu tutacak değişkenimizi buraya hemen tanımlıyorum. Bu da burada hazır bulunsun ki içeride yapmış olduğumuz işlemlerde her bir sayacın değerine o sayacın değerini biz o anki değerinin küpünü alıp toplam sonucun üzerine ekleyip toplayacağız arkadaşlar. Haliyle öncelikle bütün enstrümanlarımı bu şekilde ayarladım. Şimdi algoritmamıza geçebiliriz. İlk olarak arkadaşlar yapmam gereken işlem şu. Sayaç birden başladığından dolayı ilk önce ben matematik sınıfını çağırarak sayacın o anki değerinin küpünü alıyorum. Ardından arkadaşlar toplam sonuç değişkenini artı eşittir diyerek buradaki küp neticesini toplam sonuca ekliyorum. Bu işlemden sonra yapmam gereken arkadaşlar sayaç değişkeninin değerini bir arttırmaktır. Görüldüğü üzere. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz sayaç değişkenin değeri bir arttırılıyor arttırılmasına ama döngümüz sonsuza kadar gittiğinden dolayı ta ki integer değer aralığını aşana kadar bu süreç devam edecektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şimdi biz şu bağımlılığı yapacağız. Diyeceğiz ki kardeşim ne zaman ki sayaç 20'ye eşit oldu. Pardon arkadaşlar, 10'du bizim değerimiz. 10'a eşit oldu. O zaman bu döngüden çık. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Ya biz buradaki şart kısmına deriz ki sayaç küçükse neyden? 10'dan diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya bir eşittir koyacağız. Ya da arkadaşlar içeride bir yerde şu kontrolü yapacağız. Diyeceğiz ki eğer ki sayaç eşitse 10'a bir gün eşit olacak. O zaman ne yap? Direkt komutuyla çıkış yap diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla siz istediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Ben burada hazır bahsetmişken arkadaşlar her ikisini de uygulayayım. Gelin hadi her ikisini de uygulamış olalım ve videomuzu o şekilde sonlandıralım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar içeride sonlandırma işlemini yapalım. Eğer diyorum sayaç eğer ki bir gün 10'a eşit olduysa arkadaşlar yapılması gereken işlem ne? Çık. Direkt yap ve çık. Doğru mudur? Doğrudur. Ama burada bir şeye dikkat edeceğiz. Eğer ki bu şekilde algoritmayı tasarlıyorsak arkadaşlar bakın şimdi ne oluyor? Sayaç önce 10 oluyor. 10 olduğu için arkadaşlar direkt yapıp döngüden çıkıyor. Biz 10. değeri hesaba katmamış oluyoruz. 10 değerinin küpünü alıp onu toplama katmamış oluyoruz bu şekilde. Onun için buradaki kontrolü ben buradan alıp şu araya koysam sizce nasıl olur? Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda sayaç 9 iken 9 10'a eşit mi? Değil. Devam 10 oldu. Bir sonraki turda arkadaşlar 10'un küpünü alacak. Bunu toplam sonucu ekleyecek
Ekledikten sonra sayaç kaçtı? 10'du. 10 10'a eşit midir? Eşittir. Birek de çıkış yapacaktır. Bu birinci yöntemdi arkadaşlar. Şimdi ikinci yöntem ise daha basittir. Yapmamız gereken işlem, sayaç değerini burada kontrol edeceğiz ve sayaç 10'a eşit olduğu, küçük veya eşit olduğu durumlarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Döngümüzü döndürüyoruz. Dolayısıyla her türlü bize ikisi de aynı sonucu verecektir. Şöyle uygulamamızı çalıştıralım. Tabii sonucu da ekrana yazdırmamız gerekecek. Toplam sonucu ekrana yazdırıyorum. Ve görüldüğü üzere arkadaşlar 3025 değerini tekrardan almış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde bir üçüncü çözümle görüşmek üzere.